Herkese selam. Emine Cörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, şık bir battaniye, şal, hırka, kazak görebileceğiniz 3D model göstereceğim arkadaşlar. Bunun için elimde grip'in ipliği var. 4 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ipimizi sararak yapılışına başlayalım. İpimi çevirdim. İlk başta bir tane zincirimi sabitledim. Sonrasında 20 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Toplamda 20 adet zincir çektim. Şöyle şuradan tuttum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet daha zincir çektim ve 25 adet zincir olmuş oldu. Burada üzerine aldım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirin kanadını bırakıp 6. zincirimizin kanadına battım. Bir adet ikili trabzan ördüm. Üzerine aldım. Aynı yere bir adet daha ikili trabzan. 1, 2, 2 adet zincir çektim. Üzerine almadan aynı yuvaya batarak bir adet sık iğne yaptım. Üzerine aldım. 1, 2 zincirin kanadını bırakıp üçüncüye bir tane daha ikili trabzan ördüm. Aynı yere bir tane daha 1, 2 adet zincir çektim. Aynı yuvaya bir adet sık iğne üzerine aldım. 1, 2 zincirin kanadını bırakıp 3. zincirin kanadına bir tane daha ikili trabzan ördüm. Aynı yere bir tane daha 1, 2 aynı yere bir tane sık iğne. Aynı şekilde örerek sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar ördüm. Burada 1, 2 adet zincir çektim. Üzerine aldım. Bir tane zincirin boşluğunu bırakıp bir sonraki zincirin kanadına batıp bir tane ikili trabzan ördüm. 1, 2 adet zincir çektim. Geri dönüş yaptım. Üzerine aldım. İlk gelen boşluğa az önce ikili trabzan örmüştük. 2 adet zincir çekip bir tane sık iğne örmüştük. O aradaki boşluğa battım. Bir adet ikili trabzan ördüm. Aynı yere bir adet daha ikili trabzan ördüm. 2 adet ikili trabzan örmüş olduk. 1, 2 adet zincir çektim. Şimdi burada alt sırada gelen ikili trabzanımızın arka kısmından trabzanın belini doladım arkadaşlar. Bakın tekrardan göstereyim. İlk gelen trabzanımın iç kısımdan bakın. Arka kısımdan belini doladım. Bir adet sık iğne ördüm. Üzerine aldım. Üzerine aldıktan sonra yine ilk gelen boşluğa bir adet ikili trabzan aynı yere
Bir adet daha, iki zincir. Üzerine almadan yine altta gelen ilk trabzanımızın beline dolayarak bir tane sık iğne ördüm. Üzerine aldım. Yine gelen ilk boşluğa sıramızı sonuna kadar aynı şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde örerek sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar ikinci sıramızı ördük. Burada bir, iki adet zincir çektim, üzerine aldım. Bir zincir boşluğunu bırakıp bir sonraki zincirin kanadına batarak bir adet ikili trabzan ördüm. Bir, iki adet zincir, geri dönüş yaptım, üzerine aldım. Yine burada gelen ilk boşluğumuza bir, iki adet ikili trabzan ördük arkadaşlar. İki zincir arkadan beline dolayarak bir tane sık iğne üzerine aldım ve gelen boşluğa iki adet ikili trabzan örerek sıramızı devam ettiriyoruz. Tamamen aynı, sadece ilk sırada aynı yere batış yapıyoruz ve çok kolay bir şekilde örülen, ister battaniye, ister halı, ister kilim, ister paspas olarak örebileceğiniz çocuk kıyafetlerinde kazak, hırka, birçok yerde örebileceğiniz güzel bir 3D model arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay, basit. Örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar ördükten sonra iki zincir çekip, burada dönüş yaparken iki zincir çekmiştik. Bir zincirimizi atlayıp bir sonraki zincirin kanadına batarak ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Yine dönüşlerde ikişer zincir yaparak devam edip modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modelin daha güzel ve net bir şekilde belli olması için biraz daha ördüm. 3D model yapılışı istediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan başka bir örgüde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.